Evet, bu alkış koca yürekli aşk doktorumuz Deren için. Teşekkür ederim canlarım. Deren Hanım, ünlü olmak nasıl bir duygu? Var ya, sen yakında televizyon programlarında da boy gösterirsin. Zeyno, benim Deren'im sadece televizyon programlarında boy mu gösterir hiç? Bu kız yakında kendi programını kendi yapar. Hem pastalarını yapar, hem de aşk acısı çekenlere şifa olur. Ay vallahi 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Gurur duyuyorum aşkım seninle. Teşekkür ederim canım. Gerçi biraz bizden beslendin yazdın ama olsun, iyi oldu. Hayır, hiç öyle söylemeyeyim. Yani ben sadece empati kurdum. Baktım, gözlemledim. Ben olsam neler söylerdim. Bunları hissettim ve yazdım. Sonucu görüyorsunuz işte. Büyük bir başarı. Bak ben sana söyleyeyim. Sen yakında Güven'den de ünlü olursun Deren. Ay şunun adını ağzına alma. Merhaba. Buraya bana bir sandalye, bir de servis ayarlarsın. Ne yapayım? Hiç konuşma Olcay, hiç konuşma. Bu kadar arsız mıydı ya? Orta pişmiş, kafede Paris soslu bonfile. Tamam. Yanında meyve suyu. Tamam. Olcay. Efendim Zeynep. Biz seni tek başına geleceksin sanıyorduk. Aa. Ama aşk olsun, bir buyurun yok mu? Bizsiz mi olacaktı bu kutlama? Bu arada Deren'cim tebrik ederim, ödül almışsın. Teşekkür ederim canım. Bir aramızda senin gibi cevherlerin olduğunu bilmek bizi mutlu eder. Sen aramızda mıydın ya? Ay ne bu meşgule atmalar, yeni yeni huylar ya. Bu da havalandı iyice. Ay Mete, ne oldu? Zeyno, biraz konuşalım mı? Mete, defalarca konuşmak istemiyorum dedim ya ben. Yani bu neyin ısrarı? Israr ediyorum çünkü anlatmam lazım sana. Peki Mete, peki. Gel, anlat, konuşalım. Dök eteğindeki taşları. Hayır, yani niye getiriyorsun onu? Biliyordum böyle olacağını. Seni ben boşuna uyarmadım Olcay. Ne yapsaydım Suzi? Sen söyle Allah aşkına, ne yapsaydım? Takıldı geldi peşime, yani gelme mi deseydim? Yok, ben gerçekten anlamıyorum. Neden Zeyno'nun peşinde dolaşıyor ki? Yani bu adam garipti, hepten garip oldu. Yani anlamayacak bir şey yok Suzi'cim. Erkekler rekabeti seviyor, net. Mete ve rekabet, öyle mi? Aynen. Kovalamayı seviyor erkekler. Bak ne oldu Zeynep? Adamın öyle bir avucunun içindeydi ki hiç kıymeti yoktu. Kız pır uçtu, hayatımıza bir civan mert girdi. Ne oldu? Zeynep ulaşılamaz oldu. Kaçan kovalanıyor. Yok, bence bu adamın başına kesin bir taş düştü. Ben size söyleyeyim, yani bunun başka bir açıklaması olamaz. Ay rica ederim Suzi ya, sen bana inanmıyor musun? Hayatım, ben bir ilişki yazarıyım. Teşhisi koydum işte. Av, avcı, bu kadar. Aa. Seninle tanıştığımızda ben burslu eğitim alan bir öğrenci, sen koskoca Yusuf Abdullah Gören'in torunu. Ama tabii ben bunu çok sonra öğrendim. Sana aşık olduktan sonra. Kendi kendime neden benim gibi biriyle diye düşündüm. Defalarca kendimle çeliştim. Anlamadım, hangi konuda? Kendimi yanına koyamadım Zeynep. Yakıştıramadım. Bak buna ister ego de, ister kompleks, saçmalık ne dersen de ama yapamadım. Sen ne anlatıyorsun ya? Ne zaman kendimi senin yanında, ailenin, arkadaşlarının yanında düşünsem ezildiğimi hissettim.
Çünkü dünyalarımız çok farklı Zeynep. Mete sen ne diyorsun? Ya ben bir gün olsun sana böyle hissettirdim mi? Ya ben seni sadece sen olduğun için severken... sen beni Yusuf Abdullah'ın torunuyum diye mi terk ettin gerçekten? Bak Zeynep, bunu anlaman çok zor biliyorum. Ama kahretsin ki ben o zamanlar böyle bir adamdım. Buna engel olamadım bir türlü. İstediğim tek şey zengin ve saygın bir iş adamı olup senin karşına öyle çıkmaktı. Ama... Yeter ya, yeter Mete. Dinlemek istemiyorum daha fazla. Zeynep, lütfen müsaade tamamlayayım. Sen neyi tamamlayacaksın ya? Senin saçma sapan düşüncelerin, o gereksiz komplekslerin yüzünden mi üzüldüm ben yıllarca? Ben senin gibi bir insan için mi yıllarca neden diye düşündüm? Zeynep. Mete, sen beni öyle bir günde bıraktın ki. Öyle bir günde hayatımdan çıktın ki sen benim. Hem de saçma sapan bahanelerinle. Bundan sonra bana ne anlatsan boş. Ya keşke. Keşke başka biri için terk etseydin beni. Zeynep, ne olur bana bir şans daha ver düzeltmem için. Mete, değil sana bundan sonra bir şans vermek. Senin arkadaşın olarak bile kalamam ben artık.